Doların ateşi klasik tabiriyle bir nebze sönmüş oldu. Amerika ile yaşanan gelirim, gerilim Çin ile yakınlaşmamızı daha da yakınlaşmamızı sağladı. Avrupa Birliği'nden gelen Türkiye'ye olumlu sözler vardı. Çünkü Amerika tüm dünyanın aslında ortak derdi. Belirtemedi. Hem bu gelen açıklamalar, hem peş peşe gelen açıklamalar hem de ekonomideki son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Gülercik? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Lafı hiç dolandırmadan söylüyor. Daha önceki saldırıların devamı bu defa ekonomi üzerinden bir saldırı var. Yani ekonominin kendi içindeki değerlendirmelere göre işte dört tane banka müdürü hatırladığım kadarıyla açıklama yaptılar. Hı hı. Bunun e, Türkiye'nin ekonomik durumuyla bir ilgisi yok. Evet. Bu yani izah edilemeyen ekonomi ile izah edilemeyen bir saldırı ama... E, algı operatörleri var. Onlar ısrarla bu kötü yönetimin neticesi, yargın böyle olursa, gazetecilerin tutuklu olursa, tek adam olursa, işte böyle olur diye e, onlar bastırıyorlar. Ama evet. birinin adına bastırıyorlar. Mesela ben Avrupa Birliği'nden gelen destek e, açıklamalarını da samimi bulmuyorum, söyleyeyim yani. Hı hı. Ondan istifade ederek Türkiye'de bazı kesimler ya işte bizim yerimiz Avrupa Birliği hmm. arkadaş diye hemen bir montaj yapıyorlar. Ben de diyorum ki bunda samimi olabilirsiniz. Ama bu samimiyetin bir ölçüsü olması lazım. Siz Avrupa'dan gelen bu açıklamaların arkasından iyi hoş da biz de Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyoruz da ama siz şu FETÖ'ye, PKK'ya verdiğiniz desteği önce bir çekin demesi lazım. Bunu demiyor. Bunu gözünü kapatıyor. Amerika'ya da aynı şeyi yapıyorlar. Mesela Kılıçdaroğlu şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Kılıçdaroğlu gibi düşünenler, o zihniyetin sahipleri bir gün çıkıp da mesela Muharrem İnce de dahil. Ya Trump, Beyaz Saray yönetimi siz Suriye'de YPG'ye, PKK'ya neden 5000 tır, 2000 kargo uçağıyla silah veriyorsunuz? Siz ne biçim NATO'da müttefikimizsiniz, stratejik ortak diyorsunuz. Bunu demiyorlar. Yoksa varsa tek parti, tek adam otoriterliğe giriliyor. Yanlış politikalar. Ya arkadaş bunların geçerli olabilmesi için, bunları bizim eleştiri diye dinleyebilmemiz için evvela Amerika'ya yaptığı büyük Hı -hı. yanlışı. Ya adam deveyi hamuduyla götürüyor dönüyor Türkiye'ye bir şey söylüyor. Tamam ben de söyleyeyim. Ama önce asıl bu işin düşmanlığını yapana bir şey söyle. Onu söylemiyor. Bransını salsanız bak e, bu işler olmazdı. biri dedi ya Osman Kavala'yı da salın, Bransını da salın, işte cezaevindeki demir taşı da bırakın. Şimdi bu, bu, bir zihniyet. Aslında bu cepheleri de gösteriyor. Yani tamam. karşı karşıya olan cepheler kimler? Bir yanda ya Cumhurbaşkanı sayıyor. Şurada saldırdılar, burada saldırdılar. 15 Temmuz oldu. Şimdi de ekonomi üzerinden saldırıyorlar. Kur üzerinden saldırıyorlar. Bize boyun eğdirmeye çalışıyorlar. Boyun eğmeyeceğiz arkadaş. Bu işin bu tarafına hiç bakmıyor. E, Kılıçdaroğlu da öyle yani. E, sen tek adamlık yaparsan böyle olur. Yanlış yönetirsen böyle olur. Hem cumhurbaşkanı hem parti başkanı olursan böyle olur. E, Amerika'ya Amerika bir şey de...